tane anakart elime geçmişti. HP bir tane yazıcı anakarta elime geçmişti. Kart bozuktu, RAM'ı bozuktu. RAM'ını nasıl bulduk? Bir hurdadan Mars'la bir hurdadan bir tane çip, uygun bir tane çip buldum onu. Böylelikle bu videoda bir RAM nasıl mesela RAM söktüm videosunu almadım ama nasıl takıldığını sizlere göstereceğim. Bir tane. Şöyle bir RAM. Şöyle bir şey. Normalde bunları atmıyorum. Yani mesela kaç tane RAM olsa, şey olsa, çip entegre olsa ben atmıyorum. Şöyle bir RAM. Normalde. Uydu alıcıları da mesela çoğu eskiden çoğu uydu alıcının RAM'ını değiştirdim ben. Sayısızca RAM değiştirdim ben. Yani böyle bir şey. Şimdi nasıl lehimleyeceğini size göstereceğim. İlk önce şu çentiklere bakmanız lazım. Şu çentiklere bakmanız lazım. Şöyle bakalım. Nasıl bir şey? Mesela şu noktalar görüyorsunuz. Mesela size göstereyim buradan. Böyle biraz büyüteyim ben böyle ekranı. Şey ekranı büyüteyim ben böyle. Şu ekranı böyle biraz büyüteyim ben böyle. Şu şekilde. Şunu telefon yuvasını böyle şey yapayım. Şu şekilde. Şu şekilde zaten gözüküyor. Biraz daha da büyütün böyle. Maksat böyle gözüksün diye. Maksat böyle gözüksün diye. Şöyle. Şunu görüyorsunuz böyle. Şunu göstereyim böyle. Kameraya göstereyim. Şuradan gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Şu çentiği göstereyim. Mesela RAM'ların üzerinde bulunan çentik var. Şöyle göstereyim. Tam şu hizada bulunuyor. Şu noktada bulunuyor. Şimdi anakartın üzerinde göstereyim ben. Şu. Normalde şu isim kodu Mersin'le burada U4 olarak veriliyor ama siz U4 olarak vermeyeceksiniz. Şuraya bakacaksınız. Şu çentiye bakacaksınız. Mesela şu çentiye bakacaksınız. Şu ve şu noktaya bakacaksınız. Şu noktaya bakacaksınız. Oradan gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Şu noktaya bakacaksınız. Şu çentiye geliyor. Şu şekilde indireceksiniz. Şu şekilde. Şu şekilde indireceksiniz. Evet. Şunu lemlemeden önce şunu ele alalım. Çipe zarar vermeden yani mesela ayaklar çok hassastır. Şimdi şöyle normal bu pasta. Pastayı az bir şey şuraya dökmeniz lazım.
Şuraya dökmeniz lazım. Şuraya dökmeniz lazım. Ondan sonra bir kısmını da entegre ayağına. Yani bu zorunludur. Şu şekilde sürüyorsunuz. Mesela şu. Bir kırdan ucuyla yapıyorum. Yani buna mecbursunuz. Bunu mesela sürmezseniz olmaz. Sürmeden olmaz. Şurada elinizi mesela sürdüğünüzde sonradan temizlemeniz lazım çünkü çok tehlikelidir. Evet. Şimdi burada sürdüğümüz aynı şekilde böyle parmak ucunuzla sürebilirsiniz böyle şu şekilde. Şu şekilde sürebilirsiniz. Ki bunu yapmak zorundasınız. Şu şekilde sürdüğünüzde bir peçete kağıdıyla elinizi böyle temizlemeniz lazım çünkü kimyasal bir maddedir. Ondan sonra kalem ayağınızı çalıştırıyorsunuz. Kalem oradan gözüküyor mu? Dur, ses. Evet, gözüküyor. Tamam, gözüküyor böyle. Şimdi bunu yerine takmanız lazım. Evet. Evet. Tam aynı hizaya gelmesi lazım. Oradan gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Gözüküyor. Tam hizaya getirmeniz lazım. Şu şekilde tepeden bakmanız lazım. Tam denk getirmeniz lazım. Şu diğerleri gibi şey değil. Mesela şunu ben ortalayayım. Bir noktasında bakmam lazım. Yukarıdan bakmamız lazım. Alanlar çok dar. Yani ayak dipleri çok dar. Şey normalinki gibi değil bu. Ya hep yazıcılara ait olan bir şey. Çünkü dalanın orması bir yandan iyidir. Çünkü alan dar değil de oynuyor dipleri mesela zamanla kalkıyor. Birkaç sefer böyle ramını kaldırıyorsun. Çipini kaldır kaldır şey yap. Zamanla gidiyor.